Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle beraber uzman testlerin çözümlerine başlayacağız. İlk sorumuzda, ilk uzman test bir sorusuyla başlayalım. İlk soruda bize diyor ki arkadaşlar, aşağıdaki grafikte doğal sınıflandırma türlerini türden aleme doğru giderken meyvenin özelliklerinin değişimi gösterilmiştir. Şimdi biz bir kendimiz hatırlayacak olursak, biz türden aleme doğru gittikçe ne olacaktı? Bir kere bireylerin kendi aralarındaki protein benzerliği azalacaktı. Daha sonra birey sayısı artacaktı. Ortak özellik yine türden aleme doğru gittikçe azalacaktı. Şimdi bakalım hangisi yanlıştır demiş. M birey sayısı olabilir mi türden aleme gittikçe? Evet olabilir, doğru. N protein benzerliği olabilir mi? Evet olabilir, azalmış, bu da doğru. Ortak gen sayısı demiş M için. Ortak gen sayısı olamaz. Çünkü ortak özellik gitgide ne yapacaktı? Azalacaktı, ama burada artar anlamında göstermiş bize. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Enzim benzerliği yine protein yapılı olduğu için enzimler, bu da azalacak olacak. Doğru. Canlı çeşitliliği M'de arttığını söylemiş. Aleme gittikçe birçok canlı içerisine girdiği için M doğrudur. Yani E seçeneği de doğrudur. Cevabımız C seçeneğidir. Şimdi sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. 5 bitki türünün bilimsel adları aşağıda verilmiştir. Bu bitkiler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım, bu bitkiler 4 cins 5 türe aittir. Bakın ilk isimleri cins isimleriydi. Bakalım bu birincisi, bu populus farklı 2, medicago farklı 3, satira farklı, clematis yukarıda da var. O zaman 4 tane cins oluyor, doğru. Tür sayı türü için hepsi farklı türdür. Bu da doğru, 5 türe aittir. Yani A seçeneğimiz doğrudur. 1 ve 5 aynı cinstir. Bakıyorum, ilk isimler cins ismi olduğu için evet 1 ve 5 aynı cinstir. Doğru. 3 ve 4'ün akrabalığı, yani medicago ile satiranın akrabalık derecesi 1 ve 5'in, yani clematis vitalba ile clematis rectana'ya göre daha fazladır. Hayır, aslında burada akrabalık, biz cins isimlerine bakıyoruz. Cins isimleri aynıysa akrabalık derecesi yüksektir, ama burada tam tersini vermiş. Cevabımız C seçeneğidir. Diğer öncülere de ben bakacak olursam, bitki türleri binominal adlandırmaya, evet ikili adlandırmaya göre yapılmıştır. Doğru. 2 ve 3 tozlaştırılması ile yeni bitkiler oluşmaz. Doğrudur, oluşmaz. Çünkü 2 ve 3 farklı türlerdir. Cevabımız bu yüzden C seçeneğidir. Saprofit bir bakteri ile öglene için hangisi ortaktır? Şimdi, saprofit bakteri dediğimiz ayrıştırıcı ya da bir diğer adıyla çürükçül bakterilerdir. Halkasal yapıda DNA'ya sahip olma, burası bir kere ortak değildir. Çünkü bu sadece saprofit bakteriye aittir. Işık enerjisini kullanma ve bu yüzden böylelikle de pigment bulundurma, soğuran pigment bulundurma ortak değildir. Çünkü bu özellik öglenede vardır, fotosentez yaptığı için. Hücre dışına enzim gönderme, kofol oluşturma ve hücre zarı yapısında glikoprotein bulundurma. Hücre dışına enzim gönderme saprofit canlılar için net bir şekilde o özelliktir. Kofol oluşturma ise öglenaya ait bir özelliktir. Hücre zarının yapısında glikoprotein bulundurma tüm canlılarda olduğu gibi burada da ortaktır. Yani cevabımız E seçeneği olacaktır. Aşağıdaki özelliklerden hangisi memelilere canlılara ait bir özellik değildir? Süt bezleri ve yavrularını sütle beslemek memelilere aittir. Ter bezleri memelilere aittir. Vücudun tüy ve kıllarla kaplı olması memelilere ait bir özellik değildir. Çünkü tüy sadece kuşa ait bir özelliktir. Cevabımız bu yüzden B seçeneği olacaktır. Olgun al yuvarların çekirdeksiz ve organelsiz olması memeliye aittir. Alveol bulundurmak yine memeliye ait bir özellik olacak arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. 5. sorumuz. Mantarlar alemine ait canlılarda beslenme şekillerinden hangileri görülür? Mantarlar saprofit beslenebilirler. Parazit de beslenebilirler. Fakat ototrof beslenemezler. Çünkü mantarlar kendi besinlerini ne yapamazlar? Üretemezler. Çünkü mantarlar nasıl bir beslenme şekline sahip arkadaşlar? Hetetrof bir beslenme şekline sahip. Yani besinlerini dışarıdan alma özelliğine sahip. Bu yüzden de cevabımız 1 ve 2, yani C seçeneği olacaktır. 6. sorumla devam ediyorum. 6. sorumda protistleri göstermiş. Silliler, kökayaklılar, kamçılılar olmak üzere şimdi. Bakın, silliler dediği kimdir? Paramecium'dan bahsediyor. Şöyle yazalım buraya. Paramecium, silliler diye bahsettiği. Kökayaklılar diye bahsettiği kim?
amipler yani amip olacak. Kamçılılar diye bahsettiği, öglena canlısı ya da tripanozoma olabilir. Sporlulara örnek ise plazmodium verilebilir. Cıvık mantarlara zaten kendisi algler de mavi yeşil alglerdir. Numaralandırılmış canlı gruplarından hangilerinde ototrof beslenme görülür? Yani kendi besinini kendi üreten kısmı soruyor bana burada. Tabii ki de cevabım ne olacak? Bir kere öglena kesin ve net olarak var. Çünkü öglena kendi besini kendisi net şekilde üretiyor. İçinde 3 olmayan seçenekleri atabilirsiniz. Paramecium kendi besini üretemez, amip üretemez, plazmodium ve cıvık mantar da üretemez. Bir diğer bitkiye benzediği için kendi besini üreten alglerdir. Yani cevap kaç olacak arkadaşlar? 3 ve 6 yani B seçeneği olacaktır. Aşağıdaki omurgasız canlı gruplarından hangisi diğerlerine göre daha basit organizasyona sahiptir? Bakın daha basit. En ilkel canlı grubu kimdi? Tabii ki de süngerler olacak arkadaşlar net bir şekilde. Ki bunun sıralamasını burada yapacak olursak bakın en basitten sıralayacak olursak. Önce süngerler hemen arkasında ikinci sırada şöyle basitten gelişmişe doğru sıralayacak olursak sölenterler. Hemen bu arada olması gerekenler seçenekte yok ama solucanlar olacak. Hemen dördüncü sırada solucanlardan sonra yumuşakçalar şöyle C harfi yapalım. Hemen ardından yumuşakçılardan sonra ekran bacaklılar ve en son ise derisi dikenler olacak. Yani gelişmişlik sıralaması bu şekilde olacaktır. Cevabımız E seçeneğidir. Bitkiler alemine ait canlıların tümünde aşağıdaki özelliklerden hangileri ortaktır demiş. Şimdi bitkiler alemine ait canlıların ortak olanları selüloz hücre çeperi. Bütün bitkilerde selüloz hücre çeperi net bir şekilde var. Tozlaşma bütün bitkilerde ortak değil çünkü tozlaşmayıp eşeysiz üreyen bitkilerde mevcut olarak bulunuyor. İşte vejetatif üreme dediğimiz kısım aslında. Çok hücreli olma kısmına geldik. Bitkilerde çok hücreli olmak da ortak özelliklerden bir tanesidir. Çünkü ökaryot hücre yapısına net sahip. Spor oluşturmada ortak değildir. Mantara aittir. Cevap 1 ve 3 yani D seçeneği olacaktır arkadaşlar. Ve 9. sorumla devam ediyorum. Yukarıda özelliği verilen omurgalı canlılar ile ilgili hangileri doğrudur? Kalbinde 2 tane odacık var demiş. Kalbinde 2 tane odacık bulunan canlı balıktır. Bu bir. Devam edelim. Uzun kemiklerin içi boştur. Uzun kemiklerin içi boş olan canlılar kuşlardır. Devam ediyorum. Vücudu keratin pullarla kaplı olan canlılar sürüngenlerdir. Hemen onu da yazalım buraya. Sürüngenlerin vücudu keratin pulla kaplıdır. Larva şeklinde solungaç solunumu yapar. Yani başkalaşım geçireni söylüyor. Bu da kimdir? İki yaşamlı canlılardır. Şimdi hepsinin sınıfını bulduğumuza göre şimdi sıralamasını yapalım. Bakın ne diyor? Hangileri doğrudur? X canlısının yaşam ortamı sudur. Evet balık sudur. Birinci öncül doğru. Y canlısının kanat yapısı bulunur. Kuştur. Evet bulunur. Doğru. Z ve T'nin kalpleri 3 odacıklı olabilir. Evet sürüngenler ve 2 yaşamlarda kalp 2 odacık, 3 odacıklı olabilir. En gelişmiş canlı Z canlısıdır. Baktığımızda en gelişmiş canlı Z canlısı değil, kuşlardır. Yani Y canlısıdır. Dördüncü özelliğimizi almıyoruz. Cevap 1, 2 ve 3 yani C seçeneği olacaktır. Ve 10. sorum ve son sorumla devam ediyorum. Yeni tespit edilen bir canlı türünün bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. Yukarıda verilen bilgilere göre özellikleri verilenden hangisi kesinlikle bilinir? Vücut sıcaklığı sabittir. Şimdi vücut sıcaklığından ben yola çıkacak olursam buradan bir kere bulma ihtimalim düşüyor ama bulabilir miyim? Evet bulabilirim. Vücut sıcaklığı sabit olanlar kim? Omurgalılar. Yani omurgalılar nedir? Bir şubedir. Bakın bunu buldum. Kalpte kirli ve temiz kan taşımaz. Şimdi kalplerinde kirli kan ve temiz kan taşımasından bulamam. Çünkü bu birçok özelliği var. Yavru bakımı kimde var? Kuşlarda ve memelilerde var. Yani o zaman burası hayvanlar alemidir. Yani ben şubesini ve alemini kesin ve net olarak bilirim. Cevap 3 ve 4. Yani ne olacak? B seçeneği olacaktır. Beni dinlediğiniz için bir kere teşekkür ederim. Bir sonraki test çözümünde, soru çözümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın, çapla kalın arkadaşlar.